Kripto falan niyazından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Bugün bildiğiniz gibi BTC bir miktar kan kaybediyor arkadaşlar ve bu süreçte özellikle de BTC kan kaybettiğinde dominans bizim için önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü dominans da bu süreç içerisinde bir miktar toparlanma veya güçlenme söz konusuysa bu alt konularda bir miktar ezilme getirecekti. Şimdi BTC'deki ezilme tabii ki yüksek düzeyde bir ezilme değil Günlük günlük %2 volatiliteyi aşmış durumda değil. Bu açıdan önemli. Burada en önemli olan unsurlardan birisi arkadaşlar sizlere her gün her gün neredeyse anlatmış olduğum 60.000 ve 58.000 bölgelerindeki önemli destek bölgesi. Ve bugün BTC tekrardan bu alana geldi. Bakın burada indikatör tekrardan bir destek açtı. Şu bölgeden nasıl açtıysa, şuradan nasıl açtıysa, şuradan nasıl, şurada nasıl açtıysa, burada nasıl açtıysa. Ve akabinde BTC'de de tam olarak bu bölgede tam olarak bu bölgeden geri döndüğünü gördük. Bakın şurada uzun çizgi, uzun çizgi ve akabinde şu çizgi tamamen bunu tamamlamış durumda. Bu gerçekten önemli. Ee, daha önce de sizlere bir olduğum bakın 4 saatte şurada bir direnç açıldığı zaman aşağı yönlü baskın, direnç, baskı, direnç açıldı baskı, direnç açıldı baskı, fibonacci ortalaması kırılamadı baskı ve baskı. Şimdi bu şartlara baktığımız zaman normalde BTC'de aşağı yönlü bir hareketlik bekleyebilirsiniz. Bu gayet doğaldır. Ama genel manada eğer büyük bir destek üzerindeyse ve özellikle de burada bir formasyon oluşuyorsa bu formasyonlardan sonra belli miktar alt pozisyonlar açar. Şimdi siz ben özellikle son dönemlerde biraz daha olayı anlayabilmeniz açısından sizlere bazı paylaşımlarda bulunuyorum ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar BTC'de hatta ben ta şu bölgelerden bile aldım neredeyse. Şunu azaltabiliriz hemen şu alandan da çekebiliriz. Yani burada üçgen diyebilirsiniz. Bana göre bir bayrak flama formasyonu söz konusu ki günlükte bu biraz daha net ve güzel. Şu anda 4 saatlikte arkadaşlar bakın net bir şekilde belirlediğimiz zaman özellikle şu aşağıdaki bölge çizgisel grafikte önemli. Çizgisel grafik yani şu görmüş olduğumuz alan dışında şöyle hemen çizgisel grafiklerle beraber sizlerle beraber hemen şu alanı yenileyelim. Şimdi çizgisel grafiği 4 saatliğe getirdiğimiz zaman işin rengi biraz daha farklı. Günlük bazda incelediğimiz zaman işin rengi farklı çizgisel grafiğe geldiğimiz zaman evet bunu çektik. Hemen buradan direnci geldiğimiz zaman bakın alanın kırıldığını, retest edildiğini ve retestten sonra tekrardan ikinci retest gerçekleştirdiğini bundan sonra bir çöküş gelebilir. Yani bu bize bunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik bazda önemli bir destek bölgesinden ve önemli destek bölgesinin dışında yükselen trendin tam dip bölgesinin bölgeden geçmesi, düşen tepelerle beraber aşağıdan, aşağı doğru gelen bir düşen e, çizginde çizginin olması ve burada bir formasyon oluşması anlamına geliyor. Burada bir bayrak flama formasyonu söz konusu. Ve bayrak flama formasyonu daha önce çalışırsa biraz önce sizlere özür dilerim son dönemlerde özellikle sizlere anlatmış olduğum e, ne vardı arkadaşlar? Günlükte bir topu formasyonu vardı. Ve bu formasyon geriye arkadaşlar ulaşmamız gereken bölgelerden birisi 74, 74 bin bölgeleriydi. Ee, öncelikle tabii ki 80 bölgeleriydi ama şuradaki bayrak falan şuradan da alabilirsiniz. Ben şuradaki özellikle indikatör bölgesinden alıyorum. Bu 81'e biraz daha yakın. İstiyorsanız bunu direkt 80'liğin yapabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu bölgelerden sonra alım mı yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar ben size alın veya satın diyemem. Zaten bu e, doğru bir durum olmaz. Ama burada tekniksel veriler dışında neler yapılır bunu anlatabilirim mesela. Şimdi ben kendi adıma bu setup'ı gördüğüm zaman özellikle günlük bazda gelirim. Günlük bazda benim için burada nerede çok önemli bir alanda olduğumuzu görüyoruz değil mi? Nedir bu alan? Bakın Fibonacci ortalaması diye belirlemiş olduğum alan. Eğer ben günlük bazda Fibonacci ortalaması üzerinde kapatmayı başarabilirsem hemen çizgiye geçersem Fibonacci ortalamasının nereden geçtiğini net anlayacağım. 60.801 bölgesinden geçiyor arkadaşlar. Eğer biz 60.900 bölgesi üzerinde yani 800 üzerinde bir bölgede bir kapanış gerçekleştirebilirsek özellikle BTC açısından belirtiyorum bunu. O zaman kendi adıma ben buradan long pozisyon açabilirim. Bunu niye açabilirim? Çünkü buradaki formasyon gereği ilk ulaşılması gereken hedeflerden yani burada oyalanabilir, tekrar bu çizgiyi deneyebilir. Her şey olabilir. Özellikle şu görmüş olduğumuz 63.206 bölgesini test etmesi gerekir. Bu alanı kırdığı zaman 64.000 bölgesi önemli bir direnç bölgesidir. Akabinde 66.992 ve bu bölgelerde aşarsa arkadaşlar yukarı yönlü formasyon gereği hareketlerine devam eder. Ve bu hareket nasıl gerçekleşir arkadaşlar? Şöyle gitti hemen pat pat mümkün değil yani bu kadar hızlı gelişmesi mümkün değil. Yani şöyle buradan gider fake bir kırılım yapar buradan tekrar döner buralarda oyalanır gider tekrar gelir gider ondan sonra bu bölgeyi kırabilir. Bölgeyi kırdıktan sonra da kademeli bir şekilde yoluna devam edebilir. Bunlar birer formasyondur. Şimdi burada önemli olan nedir arkadaşlar? Burada önemli olan doğru yerde doğru zamanda bulunmak. Şimdi BTC açısından değerlendirdiğimiz zaman olayın bu bölge şu an için BTC için doğru bir yer midir? Matematiksel veriler ışığında doğru bir yerdir. Bakın tekrar söylüyorum benim için veya sizin için değil matematiksel açıdan. Bu yüzden ne yaparsınız? Bir işlem açacaksanız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aşağı stop bölgenizi belirlersiniz. Ve stop bölgesi çok önemli olmalıdır. Ve ben Stop bölgelerinde özellikle manuel takip etmeyi daha çok severim. Ama bunun içinde risk daha fazladır. Bakın tekrar belirtiyorum bunu. Çünkü iğneleme hareketleri özellikle büyük borsalarda, Binance gibi borsalarda çok fazla yaşanıyor. Bunda net bilinmesi gerekiyor. Bu doğrultuda tekrar belirtiyorum arkadaşlar. Yani eğer bu formasyon çalışacaksa bizim hedefimiz bu saatten sonra 80 bölgesidir. Eğer tabii ki formasyon çalışacaksa. Ve bu bölgelerden sonra gidilebilecek hareket yaklaşık Yüzde 40'lar neredeyse varıyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bunlar kesinlik ifade eden durumlar değil. Sadece matematiksel veriler ışığında yapmış olduğum bir durum. Yani şu görmüş olduğumuz alandan sonra bu tepeye gidip buradan da geri gelebilir. Bu yüzden her tepeye ulaştığı zaman belli oranlarda kar yapmak gerekir. Şurada biraz oyalanır, oyalanır, oyalanır. Şuraya gelir, şuradan tepeye gitmeye çalışır. Buradan aşağı tekrar sarkabilir. Şu an için bunu bilmek mümkün değil. Bu yüzden de stop belirlemeniz gerekiyor. Ve yeşil alan da 58.900 bölgesi de benim için önemli bir alan olduğu için bakın kısa vade bir yatırım için çünkü 4 saatlik de inceliyoruz biz bunu. Şu görmüş olduğumuz alanda yaklaşık 2.60'lık bir stop bölgesi söz konusu arkadaşlar. Ve kazanç olarak da değerlendirdiğimiz zaman %33.79'luk bir hareket ki bu yani risk getiri oranı doğrultusunda mükemmel ötesi bir setaptır. Öncelikle bunu belirtmek gerek. Bunu ben bir ders mahiyetinde şu anda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. İlla ki böyle işlem açılmasıyla ilgili bilgi vermek için değil. Tekrar söylüyorum matematiksel veriler ışığında baktığımız zaman bu formasyonun en azından bu şekilde çalışmasını beklersiniz. Ama her formasyon çalışmaz. Her formasyon hedefine ulaşmaz. Piyasa şartları önemlidir. Biz çok volatil bir piyasa içerisindeyiz. Ve bu volatil piyasa içerisinde arkadaşlar gel gitler aşırı derecede yaşanmakta haber akışlarından dolayı farklı şeylerden dolayı. Bu yüzden işlem açarken çok ama çok dikkatli olmakta her zaman fayda var diye düşünüyorum. Bunun da çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bakın şimdi sizlere bir tane örnek göstereceğim. E, mana'yı göstereceğim. Aslında çok güzel bir örnek. E, 4 saatlikte özellikle bakın mükemmel ötesiydi. Şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra özellikle altına iğneleme gerçekleştirdikten sonra 2.4 bölgesinden sonra takip ettik biz bu coin'i. Özellikle de e, bunu hatta YouTube'dan biraz erken paylaştım. Arada arkadaşlar Binance'deki arkadaşlar için paylaştım. Ve şu görmüş olduğumuz setup gerçekten mükemmel bir şekilde çalıştı. Bu neydi? Benim için şu görmüş olduğumuz direnç açılmışsa bakın şurada denendi iğnelemeleri görüyorsunuz. Akabinde fake bir hareket ve sonrasında kapanışı bekledim ve kapanış mükemmel şekilde üstünde olduğundan sonra hedef bölgesi benim için neresiydi arkadaşlar? Fibonacci ortalaması. Ve mükemmel ötesi gerçekten harika bir setupla şu görmüş olduğumuz alan çalıştı. Ve bu bölgelere sadece saatler içerisinde %25'lik bir hareket ki bu gerçekten güzeldi. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey ne? Şu görmüş olduğumuz sarkma işlemi gerçekleşmiş. Üzerinde kapatmış. Bizim burada kullandığımız stop ne kadar arkadaşlar? Bakın şu görmüş olduğumuz altın %2.22 ama kazan %25. Yani bunu e, özellikle çok fazla risk sevmeyen arkadaşlar için gerçekten mükemmel ötesi. Kısa bir scalp işlemi. hatta yani normalde çok daha kısa zaman aralıklarında yapılması gerekiyor. Ama saatte de inceleyip aslında daha küçük zaman aralığında inceleyip 4 saatte paylaşmış olduğum bir konuydu. Sonuç olarak olayı çok fazla dağıtmak istemiyorum. Matematiksel açıdan değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bu setup'ın bu şekilde ilerlemesini beklersiniz. Bu kesinlik ifade etmez. Tekrar belirtiyorum. Ama küçük bir risk istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız da bunu bu şekilde takip edebilirsiniz. Şu anda herkes BTC'nin tekrardan 10 bin 20 bin gideceğini söylüyor ki gidebilir mi? Evet gidebilir. Eğer biz 60 bin, 58 bin 300, özellikle 58 bin 300 benim için çok önemli bir bölge ki yarın haftalık kapanış gelecek. Biz yarın eğer yar tekrardan haftalık kapanışta 60 bin bölgesi üzerinde kalabilirsek bu mükemmel olacak. Şimdi bunu paylaşırken bugünecek de BTC'den çok konuşmak istiyorum. Neden böyle paylaştım da hemen anlatacağım. Bakın burada görmüş olduğum bir olay var ve bunu her defasında sizlere hatırlatıyorum. Şu görmüş olduğumuz bakın 1, 2, 3. mumu denedik ve bu haftalık bir mum arkadaşlar. Ve bu konsolidasyon süreci içerisinde de bakın alıcılarla satıcıların çok büyük bir savaş bölgesi içerisindeyiz. Bu yüzden işlem açıyorsanız arkadaşlar az orta arası sermayelerle işlem açmak gerekir. Ve kesinlikle bakın bu çok net bir şeydir. En az %40, %50... %35 yani bana göre %40'ın altında kesinlikle olmamalı. Mutlaka nakitte beklemek gerekir. Çünkü piyasa şartlarının ne olacağını şu an için hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu yüzden piyasada oluşabilecek durumlardan faydalanabilmek için de mutlaka elinizde nakit bulundurmak zorundasınız. Yani ne zaman işlem açarsanız açın arkadaşlar. Bir, kaldıraçtan özellikle ve özellikle yüksek kaldıraçtan kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Tabii ki bazen fırsatları değerlendirmek için kaldıraçlar kullanılabiliyor ama likit olmamanız için çok dikkatli olmak gerekiyor. Ben çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tekrardan sizleri uyarmak istiyorum. Çünkü elinizdeki sermaye gittiği zaman gerçekten çok kötü bir durum yani. Ve bu çok yaşanıyor bu piyasada maalesef. Bu açıdan özellikle belirttim. Ve bu bana göre bundan sonraki dördüncü mum çok belirleyici olacaktır. Bakın şu görmüş olduğumuz alana 50 bin lira sert bir düşüş de yaşayabiliriz. Alanı kırarsak arkadaşlar 70 bin lira 80 bin lira doğru büyük bir rally de görebiliriz. Yani tam zurnanın zırt dediği yer derler ya arkadaşlar. Tam olarak orada olduğumuzu düşünüyorum ben. Çünkü şu görmüş olduğumuz alan boşaltıldıktan sonra alıcılarla satıcıların gerçek manada büyük savaşına biz sahneyiz aslında ama şu an için bunun farkında değiliz. Bunu da tekrardan belirtmek istedim. Şimdi 4 saatliğe geldiğimiz zaman tekrardan bu setup doğrultusunda sizlere elimden geldiğince bir paylaşım yapmak istedim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bu kesin ifade eden bir durum değildir. bunu belirtmek gerekiyor. Ama tabii ki işlem açarsanız az bir sermaye ile istiyorsanız bu şekilde deneyip %2.60 bir zararı göze alabiliyorsanız arkadaşlar sizler de istiyorsanız bu işlemi açabilirsiniz. Burada tercih tamamen size aittir. Şimdi BTC'de bunu anlatırken neden bunu anlattığımıza tekrardan gelelim. Dominans cephesi. Dominans cephesinde işin rengi farklı. Niye farklı? Bakın. Kullandığım indikatör tarafından şu görmüş olduğumuz alana 42.79'a destek açıldı. 1. Yani BTC'den yani bu geri çekilmelerden sonra özellikle kırmızı alandan sonra alt koyunlarda güzel hareketlikler beklediğimden belirtmiştim ki zaten birçoğunu çok kısa süre içerisinde yakaladık arkadaşlar. Biraz sonra Şiva'ya da geçeceğim. Bu olayı biraz uzun anlattım sizlere. Bakın şurada 42.70 bölgesi benim için çok önemli ve burada özellikle dominans açısından tekrardan yukarı yönlü bir hamle gelebilir. Ve burada dikkat edilecek şeylerden birisi de şu. Özellikle dominansla beraber bu kez BTC giderse bazı alt koyunlarda da gerçekten BTC'nin çok daha sert yukarı yönler hareket görme ihtimalimizin çok ama çok yüksek olduğunu düşünüyorum ki büyük coinlere biraz daha dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi BTC ile ilgili setup'ı anlatırken onu değerlendirirken dominansın da etkisinden bahsettim sizlere. 42 altına gelmezse ve buradan yukarı yönlü bir tepki alırsa ki şu an için zaten ben eğer böyle bir setup kullanacaksam dominans açısından dominans daha saatten sonra benim hedefim yani 45.16'dır. Şu görmüş olduğumuz 42 bölgesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece. Bu yüzden de bunu da sizlerle paylaşmak istedim ve BTC'de neden bu tarz bir beklenti olabileceği ile ilgili de tek taraflı düşünülmemesi gereken sadece basit iki tane korelasyondan sizlere bahsettim. Şimdi buradan Shiba'ya geleceğim. Ben iki gündür özellikle Shiba'yı sizlere çok paylaşıyorum. Şimdi özellikle bir tane kanalı takip ediyorum ben arkadaşlar. Bunu şu anda sizlerle de paylaştım ki çok klasiktir. Hepinizin yapabileceği bir durum burada. Özellikle kanalın orta bölgelerine dikkat etmeniz çok daha faydalı. İstiyorsanız kanalı kaldırın çok fazla kafanız karışmasın. Burada bakın özellikle belli oranlarda alanlar kırıldıktan sonra günlük bazda bakın sizlere net bilgiler paylaşmıştık ki boğa mumuyla kapattı zaten bu önemli. Ama bunun dışında önemli olan bir şey ki bugün retest yapıyor olması. Bu çok daha önemli. Ve burada mumların şeklinden sonra mumdaki iğneleme alanları beni çok ilgilendirir aslında ve çok şey anlatır. Bunu da bilmek gerekiyor. Çünkü teknik selfie sadece yatay destek ve direnç ki benim için en önemli şeylerden birisidir. Sadece bunlardan ibaret değildir. Tabii ki formasyonlar vardır işin içinde bunların şekilleri vardır. Yani burada önemli olan alıcılarla satıcıların hangi bölgede ne şekilde durabildiklerini ve hangi pozisyonlarda daha ağır durduklarını anlamaya çalışmak. Burada özellikle ship'te de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şimdi günlük bazda 4 saatlik bazda bu alanı kırmıştı ama günlük bazda kırmış olduğu ana direnci şu an için retest yapıyor. Ve retest sonucunda bu alan üzerinde kalmayı başarırsak ki önemlidir. Akabinde turuncu alan boşaltması gerekir 4 saatlikte. Orası çok da önemli bir alan. Çünkü eğer bu alan üzerinde bağımsız 4 saatlik kapanışlar ve akabinde 0.0006451 bölgesi de olarak geçilebilirse buradaki satıcılar da alacağı çevirip tekrardan yoluna devam edebilir ki Günlük setup da zaten şu anda bakın 1, 2, 3, 4, 4. düzeltme dalgasından sonra 5. dalgası için harekete geçebilir. Ama çok volatildir. Bu yüzden çok dikkat etmek gerekir. Bu saatten sonra özellikle 5500 bölgesi altında yani sıfırları saymıyorum. Buranın altındaki bağımsız kapanışlar sizler için stop olarak değerlendirebilir. Tabii ki buna siz karar vereceksiniz. Önemli olan sizlerin risk getiri analiziyle doğru orantılı olması arkadaşlar. Bu açıdan da değerlendirdiğimiz zaman. Şimdi BitTorrent çok soruluyor. Bakın BitTorrent. Benim de yakın en takip etmiş olduğum coinlerden birisi ama hala istediğim bölgeyi bir türlü kıramadı bakın. Şu görmüş olduğumuz turuncu alan bir Bitcoin'de çok önemli bir alan ki daha hareketler buraya gelmeden benim zaten belirlemiş olduğum bir alan arkadaşlar burası. Şurada düşen trendi doğru gitmişti. Alanı kırdı ama düşen trendi kıramadı. Bakın şurada geldi denedi olmadı, denedi olmadı, denedi olmadı, denedi olmadı. Olmadı, olmadı. Şu an için tekrardan düşen trende geldi. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda 4 saatlikte buradan tepki almış durumda. Bu saatten sonra 0.03628 bölgesi altı kapanışlar stop olmak ayda takip edebilirsiniz. Çünkü ilk etapta turuncu alan denemek istiyor olabilir ama bu alan kırıldıktan sonra bence dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e, şu görmüş olduğumuz hareketli ve bir konsolidasyon süreci var arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz bölge 1 2 3 4 5. hareketlik yani şurada bir sıkışıklık var. Ve bu da gerçekten ne zamandan beri devam ediyor? 8 Eylül'den beri devam ediyor. Bu bir şekilde bir yöne doğru patlayacak. Bu yüzden dikkat etmek gerekir. Dot'u tekrar gelmek istiyorum. DOT'ta 49.57 kilit bölgesidir. Bu bölgeye geldi. 4 saatte tekrardan tepki aldı. Özellikle ayın 11 ile 15'inden sonra Dot'a biraz daha dikkat etmekte fayda var ki. Özellikle bu ay Dot'a dikkat edin diye de zaten sizlere bir video paylaşmıştım arkadaşlar. Bu açıdan da değerlendirdiğiniz zaman. Link'e gelelim. Link özellikle hala mesajlar geliyor hocam link ne oldu? Evet link yeşil alanı dün itibariyle kırdı. Bugün normalde retest günü. Linkin artık bu saatten sonra retestini hangi bölgede nasıl yapacağını takip edeceğiz biz. Eğer bölge üzerinde kalmayı başarabilirse ki hem Renko bazlı hem büyük fotoğrafta hem küçük fotoğrafta yani her tarafta önemli formasyon söz konusu düşen tren ve konsolidasyon süreci içerisinde Link bir hareket başlattığı zaman arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki soluksuz bir şekilde yükselen coinlerden birisi ki bundan önceki ee, özellikle rally BTC'nin yani 10 bin dolarlardan gelip 60 bin dolarlara kadar olan hız, e, hareketinden önce ilk zaten o zaman link bizlere yol göstermişti ve linkte sert hareketler görmüştük. Yani bundan e, 2-3 ay önce AX'e nasıl bir hareket yaptıysa linkte de bu hareketliliği biz o zaman görmüştük. Bu yüzden linkin de yakın takip edilmesi önemlidir diye düşünüyorum bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman. Buradan EOS'a geçmek istiyorum. EOS'u hala çok soruyorsunuz. Hocam bu coin bizi mahvetti. Bu coin neden yükselmiyor? Neden yükselmiyor? Arkadaşlar bakın EOS e, Doge coin gibi düşün. Yani hareketine başladığı zaman çok kısa süre içerisinde çok sert hareketler gerçekleştirir görmüş olduğunuz gibi. Ama onun dışında bakın konsolidasyon olayı çok uzun yaşanan bir konu. Yani düşüş trendini kırar ama gitmez. Tekrar kırar, tekrar gitmez. Yani siz ne beklerseniz bekleyin bunun hepsini bir anda gerçekleştirebilen bir kapasitesi yok arkadaşlar. Şu an içinde bir konsolidasyon süreci içerisinde ve hala istenilen düzeyleri geçememiş. Burada şu an için bana göre kilit bölge artık 4 nota hemen şöyle net bakalım. 4.97 bölgesiymiş arkadaşlar. Bu bölgeye dikkat etmekte fayda var. Maalesef görmüş olduğunuz gibi gergitlerle bir piyasa yaşıyor. Özellikle BTC'nin konsolidasyon yaşanması, dominansın bile düşmesi. EOS'ta momentum ve volatilite hacim çok düşük olduğu için herhangi bir hareket getirmedi arkadaşlar. Bunu da belirtmek gerekiyor. XRP'de hala söylemiş olduğum direnç kırılımı gelmiş durumda değil. Bu açıdan ona da dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. DAŞ'a gelelim. DAŞ özellikle şu yeşil alandan sonra mükemmel bir şekilde çalıştı. Ama akabinde şurada gerçekten günlükte bir direnç açıldı ki 205.8 bölgesinde maalesef o bölgeyi geçemediği için satış baskısı yemiş durumda. Şu an için bu bölgelerde gergitler yaşıyor. Burada belli oranlarda hareketlilikler söz konusu ama şu görmüş olduğumuz 205 bölgesine dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an için kilit bölge orası. Tron'da söylediğim gibi hala Fibonacci ortalaması üzerinde kalmaya devam ediyor. Ama şu kilit bölgenin özellikle geçirmesinde büyük fayda var. Yani belli oranlarda belli kırımlar gelse bile önemli olan kilit bölgelerin aşılabilmesi arkadaşlar. Eğer kilit bölgeler aşılamazsa o zaman hareketlilikler beklemek çok daha zor. O niye de gelmek istiyorum. Uni'de de uzun süredir konsolide oluyor arkadaşlar. Bakın düşen trend var. Bu trend kırıldı. Ama şu görmüş olduğumuz alanda konsolidasyon süreci biraz daha fazla yaşanan coinlerden birisi. Günlükte tekrar burayı deniyor ve 4 saatte buradan tepki gelmiş durumda. Ama hala bir konsolidasyon süreci içerisinde ve hala istenilen hareketler gelmiş durumda değil. Bu konsolidasyon süreçleri uzadıkça da gelişecek hareketlerin sert olacağı da unutulmamalıdır arkadaşlar. Bana göre bu saatten sonra dikkat edilmesi gereken önemli bölgelerden birisi 27.50 bölgesi. O bölgeye biraz dikkat etmekte fayda var. Alan kırılırsa yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleştirebilme ihtimaline sahip olabilecek coinlerden birisi olabilir. Bu açıdan dikkat edecek olursanız. Bugünkü sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla matematiksel, tekniksel verilerden faydalanmak istiyorsanız arkadaşlar katıl butonundan bana destek verip bunlardan faydalanabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.